Bugün size yavru köpeklere tasmana nasıl alıştırılır, kayış nasıl alıştırılır onlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda Ayı ve Cenna'ya tasma alıştıracağız. Öncelikle bunun için elinizde bir adet yavru köpek olması lazım. Tasmanız olması lazım. Alıştırmanız için kayış olması lazım. Aynı zamanda bunları yaparken köpeklerin bunu bir oyun haline getirmesi için bir top ve bolca salam sosis ödül maması. Tasmayı aldık. Bir ölçüyoruz, bakıyoruz. Neresinden geçecek, nereye geçecek? Tasmamızı test ettik. Tamam, buralarda problem yok. Köpek duruyor, hop, geçirdim tasmasını. Hemen bak, biraz tepki verdi. Burada köpeğe maksat travmaya atmamak için oyunla beraber tasmasını takmak istiyoruz. Şimdi bu süre zarfında köpek çekiştirebilir, şey yapabilir. Eğer yaparsa, şimdi Ivy yapmadı. Aha bak yapıyor, nazar değdi şey. Hemen bak. Hemen, aferin sana. Hemen odan dağıtıyoruz. Dağıtamadık. Bak. Hoppa. Tasma takıldı. Hey. Anam. Isırmanam. Ya bunu hızlıca da yapabilirsiniz de bizim amacımız köpeklerde travma yaratmamak. Yani hızlı yapıp ya ben dinlemeyeceğim arkadaş köpek ne yaparsa yapsın diyebilirsiniz. Ama bizim derdimiz köpekte travma yaratmadan bunu bir oyun haline getirip yapmak. Şimdi hop yatmışken bu burada. Hemen aldım. Hoppa. Şimdi tasmaları taktık. Tasmaları taktığımıza göre sıra kayışta. En büyük sıkıntı kayışta oluyor. Daha önce hiç denemedik Ivy ve Jenna'nın kayışlarını. Bakalım şimdi kayışları taktığımızda ne olacak, ne edecek? İlk başta böyle çok asılıp boğazını acıtıyor gibi olabilir ama orada amacımız bu süreci yaşamamak. Mama cebimizde. Ivy ile başlayacağız. Ivy. Hoppa. Kayışı taktık. Şimdi bakalım asılacağım. Yürümesi için ne yapacak? Ne güzel ısırıyor. Her köpeğin yapacağı şey. Ivy gel. Ivy. Gördüğünüz gibi Ivy biraz tasmaya karşı direniyor. Burada top işe yaramadı Ivy'ye. Birazcık da köpeğin ilgisini, alakasını çekmek lazım. Yani bu konuda köpeği zorlamamak gerekiyor. Evet, zorladığınız zaman günün sonunda gene siz başarılı olmuş olabilirsiniz. Ama köpeği üzmeden mutlu mesut yapmak bu işin en doğrusu. Şimdi bakalım mamayla kandırmaya çalışacağız. Hani. Aferin sana. Şimdi yavaştan mamayla alıştırıyorum. Ivy. Aferin. Ivy. Hey. Ivy. Asıldım biraz. Hop bak o zorladı. Biraz asıldım. Gel buraya. Şimdi burada yapmak istediğim, ben asıldığımda bana tepki vermezse mama alacak. Bunu öğretmek istiyorum. Aferin sana. Al bakalım. Ivy. Asıldın. Ay, hoppa. Ne güzel tepki veriyor. Tabii burada canın yanmadan emin olacağız. Aferin sana. Bak. Aferin. Ivy. Hoppa. Asıldım. Ve mamasını verdim. Ivy. Köpeğinizin açıysa bu süreç biraz daha zorlayıcı olabilir. Ivy. Hey. Aferin sana. Hey. Ivy. Hoppa. Ivy. Hoppa. Aferin. Tasmaya karşı koyuyor. Ama karşı koymayı bıraktığı an ödüllendiriyoruz. Aferin. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede toplam 5 dakikamızı almadı. Köpeği gayet mutlu bir şekilde tasmaya alıştırdık. Bu süre içinde tekrardan hiç asılmayacak mı? Tekrardan tasmadan kurtulmak istemeyecek mi? Tabii ki elbet isteyecek. Ancak bunu yani maksimum 2 gün yapar. Sık sık tekrarladığınız müddetçe herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Ivy'ye tasmasını alıştırdık. Tabii üstünde pekiştirme yapmamız lazım ama mantığı bu. Aynı şekil Jenna'ya yapacağız. Bakalım Jenna nasıl tepki verecek, neler yapacak. Şimdi bakalım tasmaya asılınca Jenna ne tepki verecek? Jenna. Hey. Bu biraz daha tepkisiz. Jenna. Aferin sana. Ivy'ye nazaran Jenna birazcık daha tepkisiz kaldı. Şimdi bakalım. Jenna ile bir yürüyüş yapalım ne olacak? Tabii yürümüyor. Adamım yav. Gel bakalım.
Aferin sana. Asıldım ve geldiğinde ödülünü verdim. Cenna. Aferin. Aferin sana. Aferin sana. Evet, yürüyelim. Hoppa. Yürümesini tasmayla artık yürüyoruz. Şimdi inat yapıyor. Ve inadını nasıl kıracağız? Haydi. Gel bakalım. Gel buraya. Bunlar komik şeyler. Hop. Boğa mısın mübarek? Gel bakalım. Aferin. İnadı bitti. Ve ödülünü verdik. Gel bakalım. Aferin. Şimdi ödülü görüyor, ödüle geliyor. Asıldığımızda gelmesi lazım. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Sanırsın Feriha bir de bayıl yani. Gel bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Cenna Ivy'den biraz daha zorluyor. Bekleyeceğiz, bakın. Köpek kendine zarar vermiyor. Şu an tamamen bizi oyalamaya çalışıyor. Mamamı gördüm, yemeyecek. Mamayı ben istediğimde alacak, o istediğinde değil. Gel bakalım. Aferin. Aferin sana. Birazcık daha kolaylaşmaya başladı. Çünkü biliyor ki artık asıldıktan sonra takip ederse mama var. Oturmasını bekliyoruz. Orada bir şeyler koklanıyor. Asıldım. Geldi, hop, ödülünü aldı. Aferin kızıma. Bir şeyleri kokluyor. Asılıyorum. İnat yapıyor. Asıldım. Geldi ve ödülünü aldı. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Devam. Elime bakıyor şimdi. Elimde mama var, biliyor. Ama halen daha sağ elinde zannediyor. Daha acemi bunlar. Evet, asılıyorum tekrar. İnat yapıyor yine. Ama bak, biraz daha şey, bu sefer drama queen yok. Asıldım. Aferin sana. Aferin kızıma. Aferin sana. Hey. Hoppa. Asıldık. Hey. Aferin. Mama olduğu için zaten beni takip ediyor. Ama benim istediğim beni, evet, takip etmesi ama bir yandan da tasmayla yön vermek. Aferin sana. Aferin. Gördüğünüz gibi bugün Jenna'yı da Ivy'ye de kayış nasıl alıştırılır, tasma nasıl alıştırılır üstünde uygulamalı olarak öğrendik. Toplam maksimum 10 dakikamız aldı. Tabii bunları sık sık tekrar etmeniz lazım. Ardından köpeğiniz artık tasmayla rahatlıkla eşlik edebilecek. Bundan sonraki videolarda tasmayla nasıl yürünür, otur, yat, kalk, bekle gibi temel itaat komutlarını çalışacağız. Bizzat Ivy ve Jenna'nın üstünde uygulamalı olarak göstereceğiz. Takip etmeyi unutmayın. Haydi bakalım.